Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika fikirler vermek istiyorum. Böyle 150 gram kadar kıyma ve 2 su bardağı mercimekle inanın ben yaklaşık 2-3 gün yemek yapma derdim olmuyor. Yani ne yapsam derdim olmuyor. Çok güzel öneriler vereceğim size. Bugün tarif yapmayacağım. Sadece 4 tane öneri sunmak istiyorum. 2 su bardağı yeşil mercimeğimi yıkadım güzelce ve 3 su bardağı su ile ıslatıyorum. Benim ölçüm bu. Çok güzel oluyor gerçekten. Sabaha kadar bu şekilde ıslansın ya da sabahtan ıslatın, akşama kadar ıslansın, akşam yapın. Şöyle 150 gram kadar kıyma kullanıyorum. Kıymayı şimdi tencereye alıyorum. Üzerine biraz tuz atarak kendi suyuyla ve kendi yağıyla kavuruyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Çok az kıyma ile ve 2 su bardağı mercimek ile 2-3 gün böyle çok güzel yemekler yapabiliyorum. Ne yapsam derdim olmuyor. Şimdi kıymamın üzerine biraz tereyağı koyuyorum. Şöyle 2 dolu yemek kaşığı koydum. Sıvı yağ koymuyorum. Tereyağı koyuyorum çünkü ben bu iç malzemesiyle içli köfte ve mantı da yapacağım için kolay kapatmak için tereyağı, katı yağ kullandım. Biraz kimyon, biraz pul biber, biraz karabiber atıyorum. Bir büyük soğan, şöyle çok büyük bir soğan doğradım içerisine. Soğan bol olsun. Mercimeğimin suyunu birazcık süzdüm ve mercimeğimi kıymalarımın üzerine ekliyorum. Suyu dökmüyorum. Kesinlikle ıslatma sularını dökmeyin. Çok değerli bu su. Çok az azar azar ekleyerek şöyle birazcık pişireceğim, bir 5-10 dakika kadar. Çok fazla pişirmek istemiyorum. Çok öldürmeyin. Zaten mercimek haşlandığı için çok kolay pişiyor. Şimdi bakın ben ne yapıyorum. Birincisi böyle çok güzel mantı yapıyorum. Böyle iri iri dev mantılar diyoruz biz buna ama çok seviyoruz gerçekten. Mantımın da ölçüsü 1,5 su bardağı un, 1 yumurta, 2 çay kaşığı tuz, yarım su bardağı su. Hepsi bu. Böyle 3 kişilik çok güzel mantı çıkıyor. Bakın şuraya ayırdım. Böyle kocaman dev gibi mantılar. Misafir yoksa öyle yapıyorum. Ama misafir varsa birazcık daha özenerek böyle aynı mercimekli iç ile pancarlı, ıspanaklı ve sade böyle karışım yapıyorum. Çok güzel oluyor. Bunun da sunumu çok hoş oluyor. Ama iç harcı yine mercimek ve kıymadan oluşuyor. Gerçekten bu harç çok güzel bir harç. Ve çok da bereketli. Şu şekilde çorbalık da kesiyorum kıyılarından çıkanlarla. Çok seviyoruz biz. Üzerine hemen bol sarımsaklı yoğurt, biraz isterseniz salçalı sos, isterseniz kırmızı biberli yağ yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor iç harcı, yeşil mercimek ve kıymadan. Şimdi ben aynı iç harcıyla şöyle çok güzel mercimekli içli köfteler yapıyorum. Buna da inanın bayılırsınız. Biz çok seviyoruz. Böyle çerez gibi dolapta oluyor ve gidip gelip atıştırmalık da yiyoruz biz bunu. Eşim her gün sorar içli köfte bitti mi, içli köfte yok mu diye. İnanın hiç dolapta eksik olmuyor diyebilirim. Özellikle yeşil mercimekli içli köfteyi çok beğeniyoruz. Yine ben aynı harçla hemen şöyle çok güzel bir çorba yapıyorum. Bunun içerisinde de 2 yemek kaşığı mercimek, 2 yemek kaşığı bulgur, 2 yemek kaşığı da erişte var. Sosunu da yoğurtla yapıyorum. Çok güzel oluyor bu çorbaya da bayılıyoruz biz. Böyle kocaman bir tencere çorbamız oluyor ve çok bereketli. Yine yeşil mercimek kullandım. Kıymalı kullanmadım. Islatmış olduğumdan 2 yemek kaşığı ayırarak çorbaya koydum. Ve çok seviyoruz dediğim gibi ve şimdi bilmiyorum hiç duydunuz mu? Bir de ben şöyle yapıyorum. Kıyma ve mercimekten yapmış olduğum içten böyle küçük tavaya koyuyorum. İsterseniz büyük tavada da yapabilirsiniz. Ve üzerine kahvaltı için yumurta kırıyorum. Bu da çok güzel oluyor gerçekten. Biz bunu da çok beğeniyoruz. Bilmiyorum yeşil mercimeği hiç yumurtalı yaptınız mı? Şahane oluyor. Özellikle Ramazan'da sahurda yapıyorum ben ve çok tok tutuyor bizi. Hem yumurta yemiş oluyoruz, hem mercimek hem kıyma. Çok da hafif oluyor, öyle ağır da olmuyor. Ve mercimeği bol tüketmenizi tavsiye ederim. Özellikle parlak saçlar, pırıl pırıl bir cilt için
Mutlaka mercimeği tüketin. Yeşil mercimek tam bir çinko deposu. Bütün vitaminler yönünden çok zengin ama çinko yönünden de çok zengin. Şöyle birazcık pul biber, biraz da peynir. İsterseniz böyle pişirin. İsterseniz içli köfte yapın. Gerçekten mercimek çok faydalı, çok da lezzetli. Kıyma yerine tavuk kullanabilirsiniz. Tavuk kıyması yapabilirsiniz. İsterseniz hiç et kullanmadan mercimeği soğan ile kavurarak yine bu güzel tarifleri hazırlayabilirsiniz. Mercimek posalı olduğu için bağırsak sağlığınız için de çok faydalı. Zayıflamak isteyenler bol bol yeşil mercimek tüketsinler. Yeşil mercimekle yapabileceğimiz seçenek sayısı çok fazla. Bugün bu 4 tarifi paylaştım sizinle. Yani daha doğrusu 4 öneriyi paylaştım. İlerleyen günlerde başka önerilerim de olacak inşallah.